Herkese merhabalar sevgili öğrenciler, yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda ders olarak Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularının çözümlerini yapacağız. Bizleri takip edip abone olup çanı tıklamayı unutmayın. Haydi gelin birlikte soruların çözümlerine başlayalım. Evet, bir kısa bilgimiz var birinci soruda. Dünyanın dönme ekseninin eğik konumu dik konumuna göre yaklaşık 23,5 derecelik bir açıyla yan yatmış görünümündedir. Bu açı ile güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu hareket sayesinde güneş ışınları dünyaya farklı açılarla gelir. Böylece mevsimler oluşurken gece ve gündüz süreleri değişkenlik gösterir. Tamam, bu bilgimizi kaptık. Gelelim soruya. Görseller ve bilgiye bakarak ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Birinci öncülümüz. Ekvator ile dolanma düzlemi çakışık olduğunda dünyanın eksen eğikliği kaybolur. Hemen bakıyorum. Burada öyle bir şey bulamam. Burada ise var. İkinci görselde gördüğünüz gibi çakışık olduğu durumlarda bu durum bizim istediğimiz gibi olur. İkinci öncülümüz. Dünya görsel 2'deki gibi hareket ederse ne olur? Her yıl bir yıl boyunca 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu ifademiz doğrudur. Burada neden doğrudur diyoruz buna? Çünkü güneş ışınları eğik açılarla gelmediği için burada ne olacaktır? Gece gündüz eşitliği sağlanacaktır. Bu ifade doğru. Üçüncü öncülümüzde dünya görsel 1'deki gibi hareket ederse bir yıl boyunca güneş ışınları güney yarım kürede her noktaya eğik açıyla düşer. Şimdi her noktaya eğik açıyla düşer ifademiz yanlış. Neden? Çünkü burada oğlak dönencesinin olduğu noktalara güneş ışınları dik açılarla gelebilir. Onun için bu ifademizi ne yapıyoruz? Yanlış kabul ediyoruz. Cevabımız nedir? 1 ve 2 diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Yine bir mevsimler ve iklim sorusu sevgili öğrenciler. Bakalım hemen. Görselde dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinden bir bölüm verilmiştir. A bölgesinde deren, B bölgesinde ise eren yaşamaktadır. Deren ve erenin 23 Eylül tarihinden 21 Aralık tarihine kadar yaşamış olduğu değişimlerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur? Bakalım. Her 15 günde bir öğle vakti gölgelerini ölçtüklerinde derenin gölge boyu kısalırken erenin gölge boyu uzamıştır. Şimdi Eylül'de deren nerede burada bakalım. Derenin gölge boyu ne olur? Direkt derene bakalım. Deren nerede yaşıyor bakalım. A bölgesinde deren. Ben buraya direkt deren yazıyorum. Sürekli bakmayayım diye. Burada da ne yaşıyor? Eren yaşıyor değil mi? Şöyle yazalım. Tamam. Şimdi her 15 günde bir. Bir kere 23 Eylül'de biz Kuzey Yarımküre'de neyi yaşıyoruz? Sonbaharı değil mi? Sonbaharı yaşıyoruz burada. Sonbahar. Burası neyi yaşıyor? İlkbaharı yaşıyor değil mi? Şöyle kısaca yazalım. Şimdi biz kışa doğru giderken, alt taraf neye doğru gidiyor? Yaza doğru gidiyor değil mi? İlkbahardan sonra yaz gelir. Ona göre hesabımızı yapacağız. Şimdi biz kışa doğru gittiğimiz için yani derenin boyu ne olacak? Boyu uzayacak. Yani kısalmayacak. Eğik açılarla geleceği için ışınlar eğik açılarla geleceği için kısalmayacak, tam tersine uzayacak. Bu ifademiz yanlış. Geldik ikinci öncülümüze. B bölgesinde eren Ekim ve Kasım aylarında sonbahar mevsimini yaşar. Şimdi B bölgesinde Ekim ve Kasım aylarında eren sonbahar mevsimini yaşamaz. Neyi yaşar burada? Yaz mevsimini yaşar sevgili öğrenciler. Ona göre dikkat edelim. Geldik. Pardon, yaz mevsimini diyorum ya. Burada ilkbahar mevsimini yaşar. 21 Aralık'tan itibaren de neyi yaşayacak? Yaz mevsimini yaşayacak. Tamam. Şimdi burayı çizelim şöyle. Evet, 3. öncülümüzde de 23 Eylül'de 12 saat gece yaşar. Deren 23 Eylül'de 12 saat gece yaşar. Bir sonraki günlerde de gece süresi 21 Aralık tarihine kadar sürekli artar. Şimdi sonbahardan kışa doğru bizim neyimiz artacak? Sürekli gece süremiz artacak mı? Evet, çünkü biz 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de en ne yaşıyoruz? En uzun geceyi yaşıyoruz değil mi? En uzun geceyi yaşıyoruz çocuklar. Onun için bu ifade doğru.
Cevabımız ne olacak sevgili öğrenciler? Yalnız 3 yani Bursa olmuş olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Yine bir mevsimler ve iklim sorusu. Maalesef Amasya bayağı bir mevsimler ve iklim çözmüş. Evet, bakalım hemen soruya. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sırasında farklı günlerindeki konumları gösteren iki görsel yukarıdaki gibidir. Tamam. Görsellerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Birinci görsel biri de güney yarım kürede gündüz süresi gece süresinden fazladır. Bakalım. Şimdi burada güney yarım küre burası, kuzey yarım küre burası. Şimdi güney yarım küre ışınları daha dik aldığı için burası yazı yaşar. Burası yaz, burası kışı yaşar. Tamam mı? Bu sefer burada da burası yazı yaşıyor. Aşağı tarafta neyi yaşar? Kış mevsimini yaşar. Buna göre dikkat edelim. Tamam mı? Şimdi bu ifademiz doğru olacak. Görsel 2'de de kuzey yarım kürede gece süresi gündüz süresinden azdır. Yaz mevsimini yaşadığımız için gündüz süresi fazla olacak. Gece süresi ise az olacak. Bu ifademiz de doğru. Ekvator'da görsel 1'de 12 saat gündüz ve 12 saat gece yaşanır. Bu ifademiz de doğrudur. Ekvator'da genelde 12 saat gündüz ve 12 saat gece yaşanır. Onun için cevabımız nedir burada? 1, 2 ve 3 olacaktır sevgili öğrenciler. Geldik bir diğer sorumuza. Yine bir mevsimler ve iklim sorusu daha. Ona dikkat edelim. Bakalım hemen. Dünyanın dönme ekseninin eğik şeklinin geoid olmasından dolayı bir noktaya gelen güneş ışığının gelme açısı ve gece gündüz süreleri değişir. Bu yüzden Müslümanların bulundukları konuma göre Ramazan ayında tuttukları oruç süreleri de farklılaşır. Dünyanın dönüş yönü Türkiye, ekvator düzlemi vesaire noktalar verilmiş. Şimdi 21 Haziran tarihinde 2016 tarihinde 21 Haziran 2016 tarihinde Türkiye'de oruç süresi yaklaşık 17 saat olduğuna göre KLM bölgelerinin oruç süresi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hemen bakalım. Şöyle tutalım. Evet, şimdi 21 Haziran'da kuzey yarım küre ne yaşıyor? Yaz mevsimi. Burası ne yaşıyor? Kış mevsimi. Tamam mı? Bir kere şunu bileceğiz. M'nin oruç süresi diğerlerine göre daha kısa olacak. Neden? Kışı yaşadığı için gündüz süresi çok az olacak. M diğerlerine göre çok küçük olacak. Tamam mı? Burada öyle mi? Biraz bakalım. Bir dakika. Diğer bir ifadeyle şuna bakacağız. Tamam mı? L'de diğerlerine göre daha fazla sürede ne yapacak? Gündüzü yaşayacağı için ne olacak? Neden? Çünkü kutuplara doğru gittiğimizde ne olacak? Gündüz süresiyle gece süresi arasında fark olduğu için ve 21 Haziran'da sevgili öğrenciler kuzey kutubunda gündüz süresi fazla olduğu için L bölgesindeki kişimiz daha fazla oruç tutacak K bölgesine göre. Ona göre araştıracağız. L, K'den daha fazla olacak. M de bunlardan küçük olacak ama orantısız olmayacak. M çok küçük olması lazım. Bu yanlış. Bunu götürüyoruz hemen. Bu olabilir. Pardon, yanlış dedik. Şu yanlış. 13 olanlar yanlış. 8 olanlar olabilir. Çünkü neden? Günü 12 saat düşündüğümüzde kışın gündüz süresi çok kısa oluyor. Tamam mı? Ona göre bir hesaplama yapacağız. K'de L'den küçük olacak. Hemen şuraya bakıyorum. K burada L'den büyük olduğu için bunu da elemiş oldum. Geriye ne kalıyor sevgili öğrenciler? B şıkkımız kalıyor. B'de nedir? 18 saat ve hakikaten araştırdığınızda, Google üzerinde de araştırdığınızda bu sayılar yaklaşık olarak önünüze gelmektedir. Gelelim bir diğer sorumuza. Yine bir mevsimler ve iklim sorusu sevgili öğrenciler. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında da dolanma hareketi yapar. Güneşin etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir. Dünya güneş etrafındaki bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. Bu süreye 1 yıl denir. Dünyanın ekseninin eğik olması sonucunda mevsimler yaşanmaktadır. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucunda ise mevsimlerin birbirini takip etmesi görülür. Tamam, burada kısaltmaların ne anlama geldiği veriliyor. Evet, soruya bakalım.
Yukarıda verilen bilgilere göre ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz. Dünya üzerinde herhangi bir noktaya dönme ekseninin eğik olmasından dolayı güneş ışınlarının gelme açısı yıl içerisinde değişmektedir. Buna ulaşabilirim. Yukarıda var. Dünyanın kuzey ve güney yarım kürelerinde farklı mevsimler yaşanmaktadır. Bunun sebebi neydi? Eksen eğikliğinden dolayı mevsimlerin farklı olması. Aynı şekilde mevsimlerin yaşanmasıyla birlikte güneş ışınları da farklı açılarla geliyordu. Üçüncü öncülümüz, dünyanın ekseninin eğik olması sonucu gece ve gündüzler oluşmaktadır ifademiz yanlış. Bu ne olacak? Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle deseydi bu ifadeyi doğru kabul edebilirdik. Buradan bunu yanlış alıyoruz. Cevabımız ne olacak sevgili öğrenciler? 1 ve 2 olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 6. soru yine bir mevsimler ve iklim sorusu. Bıkmadılar. Hala devam ediyorlar. Bakalım. Sorular basit. Birkaç tane mevsimler ve iklim sorusu. Çok güzeldi. Ama bu sorular hoş hakikaten. Verilen görseldeki bilgilere göre Ahsen, Ceren ve Furkan şu çıkarımlarda bulunmuşlardır. Tamam. Ahsen, güney yarım kürede en uzun gündüz. Şimdi şuradan şunu tespitini evvele yapalım. Şurada güney yarım küre ne yaşıyor şu anda? Yaz mevsimini yaşıyor çocuklar. Ona göre dikkat edelim. Yaz mevsimi. Nereden ben bunu çözdüm hemen? Şuradaki eksen. Bakın eksenden şuradan kutup çizgilerinde kutupları ikiye bölen şu çizgiden ben anladım. Eğik durduğu için neresi kafa atıyor ilkin güneş ışınlarına? Şurası. Burası yazı yaşıyor. Burası da ne yaşıyor? Kışı. İlkin neresi güneş ışınlarına kafayı atıyorsa orası yazı yaşıyor. Burası kafayı mı atıyor? Tamam bitti. Yaz mevsimi. Kafanızı o şekilde karıştırmayabilirsiniz. Ahsen güney yarım kürede en uzun gündüz, kuzey yarım kürede ise en uzun gece yaşanır. Bu ifademiz doğru. Geldik Ceren'e. 21 Aralık tarihinden itibaren güney yarım kürede kış, kuzey yarım kürede ise yaz mevsimi yaşanır. Şimdi 21 Aralık tarihinden itibaren güney yarım kürede kış demesi yanlış. Biz güney yarım kürede ne yaşıyoruz? Yaz mevsimini yaşıyoruz. Kuzey yarım küre ne yaşıyor burada? Kış mevsimini yaşar. Evet Furkan 21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti güney yarım kürede dik olarak geldiği enlem oğlak dönencesi olarak adlandırılır. Bu ifademiz de doğrudur. Bu yanlış söyleyen kişi kimdir sadece? Ceren'dir. Cevabımız da yalnız Ceren olacak Adana. Geldik bir diğer sorumuza. 7. sorumuza. Evet burada şimdi bir rüzgar sorusu. Alçak ve yüksek basınç alanlarıyla ilgili bir soru. Evet yukarıda verilen bilgilere göre alçak ve yüksek basınç alanları ile havanın akış yönünü gösteren ABC bir ifadelerin yerine ne yazılırsa doğru olur. Şimdi burası hava yukarıya çıkıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Alçak basınç alanı. Burada hava aşağı geliyorsa buraya ne diyeceğiz? Yüksek basınç alanı. Tamam mı? Burada rüzgar nereden nereye esiyor? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Direkt bunu yazacaksınız. Bitti. A nedir? Alçak basınç. Bunu eledim. Şunu da eledim. B neydi sevgili öğrenciler? B neydi? Yüksek basınçtı değil mi? Burada her ikisinde de yüksek basınç var. Ama hava nereden nereye esiyordu? Yüksek basınçtan alçak basınca soru bitti. Bu kadar. Geldik 8. soruya. Bir güzel soru ama bu soru çok hoş. Hoşuma gitti. Çoğu öğrenciyi baya bir tongaya düşürecek bir soru. Bir araştırmacı genotipini bilmediği aynı fenotipteki iki bezelye bitkisini tozlaştırıldığında oluşan tüm bezelye bitkilerinin ata bitkilerle aynı fenotipte, bakın fenotipte olduğunu görüyor. Oluşan bezelyeleri kendi aralarında tozlaştırdığında ise ortaya çıkan bezelyelerin bir kısmının başlangıçtaki bezelyelerden farklı fenotipte olduğunu tespit ediyor. Bu bezelyelere ait alellerin baskın ya da çekinik olma durumu tabloda verilmiş. Tamam. Buna göre tozlaştırılan bezelye bitkilerinin fenotip ve genotipler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere bize ne diyor? Baştaki fenotipleri aynıdır. Aynı mı burada çocuklar? Değil. Gitti. Bakın buraya takılıp kalmayın. Bazı öğrenciler şuraya bakacak. A aynı. İkisi de M büyük M olduğu için aynıdır. Ama buradaki beyaz çiçeği görün. A'yı eledik. Buraya bakıyorum hemen. Sarı tohum. Burayı da eledik. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Peki
Buraya bakalım. Burayı niye almıyorum? Fenotip aynı ikisinde de. Tozlaşma olduktan sonra ne diyor? Farklı fenotipte canlılar da elde ediliyor. Bezelyeler. Burada sürekli tozlaşma olursa nedir? Sürekli büyük o. Büyük olduğu için farklı fenotipte canlılar elde edilemez. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 8'i hallettik. 9'a geldik. Bir DNA sorusu. Aşağıda bir DNA parçasına ait şöyle tutalım. Görseller verilmiştir. Bu görselin ait olduğu DNA molekülüyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bir numaralı yapı deoksiriboz şekerini olarak adlandırılır. Bakalım hemen bir numaraya. Bir numara. Şöyle gördüğümüz bu nedir? Fosfat. Bu fosfat. Bu nedir? Şeker. Bu nedir? Baz. Değil mi? Adenin olabilir. Timin olabilir. Guanin olabilir, sitozin de olabilir. Tamam mı? Bu bazımızdır. Tamam mı? Organik bazımızdır. Bir numaralı yapı şekerdir dedik. Doğru. Üç numaralı yapı DNA molekülüne adını veren yapıdır. Hayır. Nükleotide adını veren yapıdır. Bu yanlış. Direkt işaretliyoruz. İki ve dört numaralı yapı DNA molekülünün yapı birimidir. Nedir iki ve dört numaralı yapılarımız? Gördüğünüz gibi bir nükleotide ait bunlar değil mi? Nükleotitleri temsil ediyor. Nükleotidin yapı tanım olarak da ne diyorduk? DNA'nın yapı birimi diyorduk. Bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 Bursa olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Evet. Ne diyor burada? Nemli bölgelerde yaşayan bitkiler, kurak bölgelerde yaşayan bitkiler. Kökleri kısadır, kökleri uzundur. Yaprakları geniştir, yaprakları dar vesaire dikenlidir. Yaprakları nemli bölgedikleri yüzeyi ince ve geniştir. Burada ne diyor? Yüzeyi kalın ve zarla çevrilidir. Yapraktaki gözenek sayısı fazladır nemli bölgede, kurak bölgede azdır. Bu neyi gösteriyor sevgili öğrenciler? Adaptasyonu gösteriyor. Direkt görmeniz lazım. Adaptasyon değil mi? Adaptasyonda biz bunları görüyorduk. Şimdi ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu örneğe benzerlik gösterir? Van kedisi mutasyona örnektir. İnsanın kan gruplarının farklı olması buna örnek değildir. Bu da kalıtsal çeşitliliğe örnektir. Varyasyona örnektir. Ama develerin ayaklarının geniş olması, kirpiklerinin uzun olması ve hörgüçlerinde yağ depolamaları nedir? Adaptasyon için örnektir. D şıkkımız da bizim için ne örneğiydi? Sirke sinekle farklı sıcaklıklarda kanatlarının değişmesi modifikasyonla ilgiliydi. Geldik 11. sorumuza. Yine bir DNA sorusu. DNA'nın nükleotit dizilişinde meydana gelen değişmelere mutasyon denir. Mutasyonlar genellikle DNA eşlemesi sırasında düzeltilmemiş hatalar sonucu meydana gelir. Şekilde bir canlıya ait DNA modelinin parçası verilmişti. Aşağıda çeşitli nedenlerle hasara uğramış DNA zincirlerinden hangisi kendisini onaramayarak değişime uğrar? Hemen bakalım. Şimdi burada bakalım, burada bir hata yok. Burada da yok. Burada bu hata var ama kendini onarabilir. Burada bir problem yok. Hata yok. Hata var ama kendini onarabilir. Onarabilir. Bir problem yok burada da. Şurada gördüğünüz bu hata kendini onaramaz ve kesinlikle ne yapar? Onarıma uğramadığı için değişime uğratır canlıyı. Evet, geldik bir diğer sorumuza. 12. soru. Bir sıvı basıncı sorumuz. Evet, sıvı basıncının bağlı olduğu faktörleri açıklamak üzere aşağıda taban alanları verilen kaplara haç seviyesine kadar su doldurulmuştur. Tamam. Evet, şöyle bakalım. Bu düzeneklerle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Birinci çıkarımımız, sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Bunu ispatlamak için 1 ve 3. düzenek kullanılabilir. Evet, yüksekliğe bağlı değildi. Pardon, yüksekliğe bağlı ve yoğunluğa bağlıydı. Ne diyorduk? P eşittir. Derinlik çarpı yoğunluk diyorduk. Değil mi sevgili öğrenciler? Yükseklikleri nedir bunların? H. Yoğunlukları nedir hepsinin bunların? D. Değil mi? O zaman 1 ve 3 kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Bu ifademiz doğru. Geldik ikinci ifade. Kapların tabanlarını etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki nedir? Hepsinde eşit çocuklar. Neden? Çünkü hepsinde yükseklik ve yoğunluk aynı olduğu için eşit olması gerekiyor. Bu ifademiz yanlış. Bütün kaplara üçüncü kaptaki, yani buradaki kap gibi
Üzerlerine su ilave edilirse basınçları nasıl değişir? Şimdi bu kap dar olduğu için bunun kadar su ilave ettiğimde bu buraya gelir değil mi? Yüksekliği bayağı artar değil mi? 2H olur. Onun için en fazla basınç nerede olacak? P3'te olacak. Şimdi bu yukarıya doğru daraldığı için bu da fazlaca yükselecek. P4 olacak. Daha sonrasında ne olacak? P2, P1 olacak. En sonunda da ne olacak? P1 olacak. En sonunda da ne olacak? P2 olacaktır sevgili çocuklar. Cevabımız ne olacak? Burada 1 ve 3 olacaktır. Evet sevgili öğrenciler, geldik 14. sorumuza. 14. sorumuzda bir sıvı basıncı sorumuz var. Bu sıvı basıncı sorumuza bakalım. Çağlar, sınıf arkadaşları Ali ve Ayşe'nin sıvı basıncı ile ilgili yaptıkları deneyleri izleyip deneylerle ilgili tabloyu dolduracaklardır. Tamam. Çağlar her doğru cevabında 10 puan alırken yanlış cevabında 5 puan kaybettiğine göre verdiği cevaplar sonucunda kaç puan kazanır? Bakalım. Birinci sorumuza bakalım. Ali sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu kanıtlamak istemiştir. Bakalım. Yükseklikler aynı. Gördüğünüz gibi nedir? Farklı iki sıvı var. Burada yoğunluk test edilebilir mi? Evet, doğrudur. Doğru cevaplamış mı? Evet. Artı 10 puan veriyoruz. Ayşe'nin deneyinde bağımsız değişken sıvının derinliğidir. Bakalım hemen. İki tane aynı sıvı. Derinlik farklı gördüğünüz gibi. Burada bağımsız değişkenimiz derinliktir. Bunu da kabul ettik. Ali'nin deneyinde bağımsız değişken sıvının basıncıdır. Burada sıvının basıncı olamaz. Neden çocuklar? Çünkü ikisi de aynı madde olması lazım. Ama ikisi de farklı madde olduğu için bunu yanlış kabul ediyoruz. Yanlış işaretlemiş zaten. Doğru işaretlemiş burada arkadaşımız. Burada ne diyoruz? Artı 10 puan diyoruz. Geldik buraya. Ayşe aynı deney düzenini kullanıp kapların birine aynı hacimde alkol koysaydı sıvı basıncının yoğunluğa bağlı olduğunu kanıtlamış olurdu. Doğrudur ama burada yanlış işaretlediği için eksi 5 puan veriyoruz. Her iki deney sıvıların kuvveti her yönde eşit miktarda ilettiğini kanıtlar. Burada nedir? Sıvı basıncının sıvıların en büyük özelliklerinden bir tanesi neydi sevgili öğrenciler? Sıvılar uygulanan kuvveti ve basıncı her yöne eşit bir şekilde iletirdi. Burada doğru işaretlemiş, artı 10 puan veriyoruz. Buradan topladığımızda 30, 40, eksi 5 tane yapar. 35 puan yapar. Cevabımız ne olacak sevgili öğrenciler? 35 olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. 35. Bir basınç sorusu sevgili öğrenciler. Geleneksel çocuk oyunlarımızdan olan seksekle ilgili oyun kuralları aşağıda verilmiş. Tamam. Evet bakalım kurallara. 4, 5, 7 ve 8 numaralı. Şimdi 4, 5, 7 ve 8 numaralı hanelerde oyun tamam oluyor. Atış çizgisinden taş buraya dördüncü yere atılıyor. Tamam mı? 1, 2 ve 3 nolu haneler tek ayakla geçilecek. Peki direkt soruya bakalım. Seksek oynayan çocuğun 5 nolu kareye attığı zaman buraya taşı atıyor. Çocuğun taşı 5 nolu kareye attığı zaman sırasıyla 1. haneden 8. haneye gelinceye kadar zeminleri yaptığı basıncın grafiği hangi seçenekteki gibi olması gerekiyor? Şimdi bakalım sevgili öğrenciler. Evvela ne olmuş? Ne diyor? 4. haneye taşı atıyor. Bir ilk önce ne yapıyor? 1, 2 ve 3'ü tek ayakla geçmesi lazım. Burada tek ayakla geçtiği için ne olacak çocuklar? Bir kere de şurada bir bilgi vermiş. Ne demiş? 6. 5. haneye çift ayakla basıyor. Tamam mı? 5. haneye çift ayakla basıyor. 6. haneye tek. 7 ve 8'e ne yapıyor sevgili öğrenciler? Sağ ve sol ayakla basıp kaçıyor. Tamam. Şimdi evvela 1 ve 2 ve 3 ne olacak? Basınçları büyük olacak. En büyük olacak ve eşit olacak. 1, 2 ve 3 burada en büyük değil. Burada da en büyük değil. B ve D şıklarında bu durum söz konusu. Peki daha sonrasında ne olacak? Dördüncü kareye biz ne yapıyor diyor? Beşinci haneye, şurada gördüğümüz beşinci haneye ne olacak? Çift adımla basacak. Ama bizde bu sefer ne diyor? Burada dörtte taşı attığımız için beşe çift adımla bastık. Bu sefer biz ne yapacağız sevgili öğrenciler? Çocuk taşı 5. haneye attığında
Nereye çift alımla basacak? Dördüncü haneye basacağı için 5 boş kalacak. 4 de çiftli olduğu için birazcık yüksek olacak. Orada nerede var? D şıkkımızda var. Cevabımız D olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 16. soru. Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili çalışmalar çok eskilere dayanır. Element keşiflerinin artmasıyla birlikte elementlerin sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Tıpkı elbise dolabımızda gömlekleri bir yerde, pantolonları bir yerde toplayıp hatta bunları bir de renklerine göre ayırmamızın bize sağladığı kolaylık gibi elementleri de sınıflandırmak hem bilimsel çalışmalara kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlamaktadır. Elementlerin sınıflandırılmasının tarihsel gelişiminde aşağıdaki özelliklerinden hangisinden yararlanılmamıştır? Bakın, olumsuz olanı istiyor. Şimdi fiziksel ve kimyasal özellikleri kesinlikle bakılmıştır. Artan atom kütlelerine kesinlikle bakılmıştır. Atom numaralarına göre kesinlikle bakılmıştır. Ama oda sıcaklıkları özelliklerine göre sınıflandırma söz konusu olmamıştır. Geldik 17. sorumuza sevgili öğrenciler. 17. sorumuz da yine bir elementlerle ilgili periyodik tablodaki dizilimleriyle ilgili bir soru. Yukarıdaki özellikleri verilen elementlerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım. K ısıyı iyi ilettikleri için mutfak eşyalarında soba ve kalorifer peteği yapımında direkt dediği için ben ne diyeceğim buna? Metal diyeceğim. Geldik L. İşlenme özelliğinden yararlanarak ısıya dayanıklı cam dediğinde direkt buna ne diyeceğim? Bor. Ama nedir? Yarı metal değil mi bu? Yarı metal diyeceğim. Geldik direkt buraya. İçme sularının mikroplardan arınması. Klor aklıma gelecek. Bu da nedir? A metal diyeceğim değil mi buna? Cevabımız nerede olacak? Metal, yarı metal, ametal. Metal, yarı metal, ametal. O da D şıkkımda var. Hemen geçiyoruz 18. soruya. Evet, buğday, un, buğdaydan un elde edilmesi maddenin sadece şekil, görünüm ve renk gibi dış görünüşünü değiştiren olaylara fiziksel değişim adı verilir. Maddelerin fiziksel görünümü yanı sıra iç yapısını da değiştiren olaylara kimyasal değişim adı verilir. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişim örneğidir? Suyun buharlaşması fiziksel. Hemen yapıyoruz. Altından bilezik yapılması yine fiziksel. Şekil değiştiriyor. Kumdan cam yapılması, bunu anlatacağım şimdi, kimyasaldır. Bakırdan tencere yapılması fiziksel. Şimdi burada kullanılan nedir? Kum. Daha sonrasında nedir? Aynı şekilde kireç. Kireç. Daha sonrasında soda kullanılır sevgili öğrenciler. Kumu yaklaşık 2000 dereceye kadar ısıtırız. Üzerine kireç ve sodayı atarız. Ve bildiğiniz camı elde etmiş oluruz. Bu da kimyasal değişim örneği olur. Geldik 19. soruya sevgili öğrenciler. Hemen bakıyoruz. Kimyasal etkiler ve maddelerin birbirleriyle etkileşime girmeleri sonucu yeni maddeler oluşabilir. Maddelerin molekül yapılarının değişmesi yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir. Tamam. Yukarıda suyun oluşum tepkimesi modellenmiştir. Hidrojen ve oksijenin molekülleri kimyasal tepkimeye girenleri oluştururken ürün olarak da bileşik olan su molekülleri oluşturulmuş. Tamam. Yukarıda verilen bilgi ve şekillerden kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Atom türü ve sayısı değişmez. Tür değişmemiz burada. Sayı da değişmiyor. 4 tane yeşil girmiş, 4 tane yeşil çıkmış. 2 tane kahverengi girmiş, 2 tane kahverengi çıkmış. Doğru. Toplam atom sayısı da değişmemiş sevgili öğrenciler. 4 tane hidrojen dediğimiz gibi girmiş, 4 tane hidrojen çıkmış. Toplam kütle de değişmemiş midir? Normalde bu bilgi doğrudur sevgili öğrenciler. Ama yukarıda verilen bilgilere göre dediği için bu ifademiz yanlış. Çünkü burada bize şu an böyle bir bilgi vermemiş. Ama atomlar arası bağlar kopar, yeni bağlar oluşur ifadesi bize verildiği için hemen şurada, şu bilgilerde verildiği için bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız burada nedir? C olacaktır. Geldik 20. soruya.
İndikatörler pH belirteçleri olup kimyasal tepkimeler sırasında maddenin fiziksel yapısının renk değişimi gibi farklılıklara sebep olarak organik bileşiklerdir. Mor lahana doğal indikatörler içerisinde bir bitkidir. pH değeri yaklaşık olarak 7 olan ortamlarda mor lahanadan elde edilecek çözelti mor pH değeri 7'nin üzerine çıktığında ise ne olacak? Mavi, yani bazlarda değil mi? pH değeri 7'nin altında ise burada nedir? Asitlerde kırmızıya dönüşüyor. Tamam. Asidik ortamlarda yetiştirildiğinde mavi ve tonlarında çiçek açan ortancalar, bazik ortamlarda pembe ve tonlarında çiçek açarlar. Soruya bakalım. Bahçesindeki ortancaları her sene pembe çiçek açan Yasemin Hanım'ın ortancaları bu sene mavi çiçek açmış. Bu olaya çok şaşıran Yasemin Hanım bu durumun sebebinin bu sene kullandığı gübre olduğunu düşünür. Yasemin Hanım'ın kullandığı yeni gübre mor lahana suyunu hangi renge dönüştürüyor? Şimdi mavi renge neyi dönüştürüyordu sevgili öğrenciler? Asidik ortamda. Mor lahana üzerinde ben asidi döktüğümde neye dönüşüyordu? Kırmızı renge dönüşüyordu. Evet, cevabımız da burada denizde olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Bu da son sorumuz sevgili öğrenciler. Asit yağmurları ile ilgili burada bir bilgi verilmiş. Bunu okuduktan sonra soruya bakalım hemen. Şimdi asit yağmurları çevreye çok büyük zararlar verir. Asit yağmurlarını engellemek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Bakın yukarıdaki bilgiyi sırf sizin zamanınızı yemek için de veriyor. Onu söyleyelim. Üretimi arttırmak için fabrika sayısını arttırmak, bu yanlış. Ağaç dikmek direkt bizim aradığımız cevap. Direkt o şıklara bile bakmayabilirsiniz. Çünkü size verilen nedir? Hangisi yapılabilir bunları engellemek için? Evet sevgili öğrenciler, bu videomuzun, bu çözümlerimizin sonuna geldik. Diğer çözümlerimizi de takip edin. Suçi lisan yapmış olabiliriz. Arada dilimiz sürçmüş olabilir. Kusura bakmayın. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.